Beyler merhaba. Ufak bir aradan sonra geri döndüm. Halletmem gereken bazı işler vardı. Biraz zaman aldı. Bir buçuk ay falan sürdü. Halletmem gereken işleri de aradan çıkardıktan sonra tekrar geri döndüm. Bundan sonra yine her zaman olduğu gibi videoyu yayınlamaya devam edeceğim. Sizlere de her zaman olduğu gibi key dağıtmaya devam edeceğim. Elimden geldikçe de bu işi yürütmeye çalışacağım. Şimdi bari uzun bir ara verdik. Gelmeye geri döndük. Dönerken bari bu sefer güzel bir oyun getireyim dedim. Chernobylite oyununu getirdim. Oyunun geliştiricileriyle görüştüm. Sağ olsunlar bana oyunda her zaman dağıtmam için 5 adet key gönderdiler. Ha, çok daha fazla almak isterdim. Şöyle bir 10 adet falan almak isterdim ama 5 adet alabildim en fazla. Bayağı bir uğraştım. Oyunun geliştirici ekibiyle falan görüştüm. Oyundan 5 adet key aldım. Bu 5 adet key'i de direktmen videonun içine gömeceğim. Hepsi bu. Şimdi bu oyunun incelemesini falan daha önce yaptım, kanalda duruyor. İsteyen gidip görebilir. Oradan da izleyebilirsiniz. Pek fazla bir teknik özelliğe girmeyeceğim. Sadece oyunla ilgili genel bir bakış açı atacağız şöyle. Yani ne tarzdadır, ne tarz oynanır mı, oynanmaz mı, kalitesi ne durumdadır, iş görür mü, görmez mi, bunlara bakacağız. Genel özelliklere bir göz atacağız. Şimdi oyun oynanır mı, oynanmaz mı, ne tarz o bir oyun, hani kimlere hitap ediyor, ne tarz oyun sevenlere hitap ediyor, oyunun kalitesi ne durumda, oyunun ön plana çıkan özellikler falan nedir, sadece bunlardan bahsedeceğim. Şimdi oyunun en güzel, en öne çıkan özelliği bana göre kullanmış oldukları grafikler ve haritalar. Oyunun haritası tamamen %100 gerçek bir harita. Tamamen gerçek grafikler. Tamamen motion capture alarak, yani Pripyat bölgesinin modellemesi çıkartılarak ortaya çıkartılmış bir oyun. Yani gördüğünüz harita tamamen gerçek. Mesela şöyle düşünebilirsiniz, işte o bölgeye de çeşitli turizm faaliyetleri oluyor. Bazı insanlar Çernobil faciasının yaşandığı yeri görmek istiyorlar, gezmek istiyorlar. O bölgeleri dolaşmak istiyorlar. Biraz da o kişilere hitap eden bir oyun. Mesela siz de o kişilerden biriyseniz, eğer o bölgeyi gezmek, görmek istiyorsanız ve gitme imkanınız yoksa, size tavsiyem bu oyunu mutlaka oynayın. Birebir o bölgeyi almışlar, adeta bu oyunun içine koymuşlar yani. O bölgeyi olduğu gibi hiçbir değişiklik yapmadan, üzerinde herhangi bir oynama falan yapmadan almışlar ve oyunun içine koymuşlar. Yani oyundaki gördüğünüz harita tamamen gerçek bir harita. Çernobil'de Pripyat bölgesine ait bir harita. Ağaçlara kadar, evlere kadar, yıkıntılara, döküntülere kadar her şey tamamen gerçek. Hiçbir şekilde değişiklik yapılmamış. Şimdi oyunun en önemli özelliklerinden biri bu. Zaten en çok ön plana çıkan özelliklerinden biri bu. Onun dışında ne gibi özelliği var? Oyunun ön plana çıkan ikinci özelliklerinden biri de oyunun açık dünya tarzında olması. Mesela zamanda geriye gidebiliyoruz. Bir bölgeden bir bölgeye geçerken portal kullanabiliyoruz. Elimizde bir portal cihazı var. Mesela görev bittikten sonra bulunduğumuz üsse portal cihazıyla gidebiliyoruz. Yani zamanda bir yarık oluşturuyoruz. O yarık üzerinden bir yol açıp bulunduğumuz mekana ışınlanıyoruz, böyle bir çeşit portal üzerinden atlama yapıyoruz. Yine bu portal cihazını kullanarak zamanda geriye gidiyoruz. Bunun ne gibi bir özelliği var? Oyuna bu zamanda geriye gitme olayı oyuna ne katıyor? Oyunda diyelim yanlış bir seçim yaptınız ve bir yerden sonra da oyun kilitlerinde ne yapıyorsunuz abi? Portal cihazını kullanarak zamanda geçmişe gidiyorsunuz. Orada bazı şeylerin yerlerini değiştiriyorsunuz, bazı olayların akışlarını değiştiriyorsunuz, bazı olayların ilerleyişini tamamen farklı bir hale getiriyorsunuz. Yeniden alternatif bir zaman yaratıp farklı bir şekilde oyuna devam ediyorsunuz. Farklı bir şekilde olaylar da sizin yarattığınız alternatif zamana göre gelişiyor. Ve tamamen o alternatif zaman içinde yeni bir hikaye ortaya çıkarak ilerliyor. Oyunun bence en güzel özelliği de bu. Bir diğer özelliği ise oyunda optimizasyon çok iyi. Özellikle optimizasyon konusuna çok önem vermişler. Mesela oyun sisteme çok fazla yük bindirmiyor. Ekran kartlarını deli gibi çalıştırmıyor. Sistemi deli gibi yormuyor. Aynı zamanda Nvidia DLSS ve AMD Fidelity FX teknolojilerini de barındırıyor. Bu sayede düşük sistemde de oynayabilirsiniz. Hali hazırda bulunan mevcut sisteminizde daha verimli çalışır hale de getirebiliyorsunuz. Mesela ben AMD kart kullanıyorum.
Fidelity FX özelliğini açtığım zaman çok daha yüksek FPS elde ediyorum. Bunlar dışında oyuna çeşitli güncellemeler de geliyor. Mesela en son güncelleme ile yeni harita eklediler. İşte yeni silah çeşidi eklediler. DLC paketleri eklediler. Zaten size şu anda videonun içinde dağıttığım keyler de büyük ihtimalle premium keyler. Yani sormadım geliştiriciye bu keylerin ana oyuna mı ait yoksa premium paketleri de barındırıyor mu diye sormadım ama büyük ihtimalle bana verdikleri key premium keydi. Ve bütün DLC'leri ücretsiz bir şekilde etkinleştiriyordu. Yani daha önceki DLC'leri de key ile birlikte verdi. Ondan sonra gelen DLC'leri de otomatik olarak oyuna ekledi. Yani satın almama gerek kalmadı. Büyük ihtimalle bu keyler de öyle. Ekstra paketler falan varsa onları da indirebiliyorsunuz key ile birlikte. Yani sadece size ana oyunu vermiyor. Aynı zamanda bu keyler DLC paketlerini ekstra içerikler de size veriyor. Dediğim gibi işte oyuna sürekli yeni yeni silahlar ekleniyor. Yeni yeni bazı haritalar ve özellikler ekleniyor. Bazı envanter falan ekleniyor. Ha bunlar dışında eleştirmem gereken oyunda olmamış bulduğum taraflar var mı? Var. Mesela olmamış dediğimiz yönler de var. Bunlardan biri ve benim de en çok dikkatimi çeken şey yapay zeka olması. Oyunda nedense yapay zeka üzerine pek fazla durulmamış. Özellikle düşman askerleri var. Nar askerleri diyoruz biz buna oyun içinde. Bunların yapay zekası çok fazla üzerine durulmamış. Belki de haritanın gerçek olmasından, haritada gerçek modelleme kullandılar, gerçek mekan kullanıldığı için buna göre bir yapay zeka geliştirirken sorun yaşamış olabilirler. Belki de bundan dolayı da oyundaki yapay zekayı pek iyi ayarlayamamış olabilirler, bilmiyorum. Hani ama nedense bir türlü yapay zeka öyle ahım şahım çalışan bir yapay zeka değil. Ha çok mu kötü? Değil. Çok kötü bir yapay zekası yok düşman karakterlerin. Ha çok ahım şahım bir yapay zekası da yok. Bazen aptallaşabiliyor, bazen normal bir şekilde çalışıyor. Bazen bizim istediğimiz gibi tepki vermiyor. Düşman askerleri falan biraz yapay zeka konusunda biraz zayıf. Onun dışında gölgelendirme ve gece efekti falan var. Mesela gece olduğu zaman etraftaki nesneleri çok fazla göremiyoruz. Çok fazla ayırt edemiyoruz. Çok fazla karanlıkta kalıyor. Mesela gölgeli bir alana geçtiğimiz zaman çevremizdeki envanterler, etraftaki nesneler, objeler çok karanlıkta kalıyor. Oyun biraz çok fazla karanlıkta kalıyor. Işıklandırmasını pek iyi ayarlayamamışlar. Ona da el atsalar çok güzel olurdu. Bunlar dışında gözüme çarpan çok fazla da bir eksik yok. Onun dışında oyun gayet iyi, hoşuma gitti. Özellikle de gerçek harita kullanmış olmaları çok hoşuma gitti. Ve oyundaki hikayenin özelliği de oyunun akışına uyum sağlamış. Oyunun özelliklerine de uyum sağlamış. Oyunda gözüme çarpan en güzel özelliklerinden biri de kayıt olayı. Mesela eski kayıtlara dönmek istediğiniz zaman sadece eski kayıtlara dönmüyorsunuz. Aynı zamanda tekrar kaydettiğiniz yerden devam edeceğiniz zaman oyunun hikayesini de değiştirme şansına sahipsiniz. Yani oyunda zamanda geriye gidip oyunun kaderini de değiştirebiliyorsunuz. Hikayesini de değiştirebiliyorsunuz. Böyle bir özellik de eklemişler. O da güzel olmuş. Bayağı da hoşuma gitti yani. Mesela yanınızdaki dostlarınızla zamanı geriye alarak düşman olabiliyorsunuz. Mesela yanınızdaki dostlarınızla zamanı geriye alarak onlarla hiç tanışmamış gibi olabiliyor. Onlarla hiç görüşmemiş gibi olabiliyor oyun. Yani sil baştan kayıt almak istediğiniz zaman, baştan kayıt almak istediğiniz zaman, eski kayıta dönmek istediğiniz zaman oyunun kaderini ve hikayesini de değiştirmiş oluyorsunuz. Bu da güzel. Bu da hoşuma gitti. Bunların dışında bir de açık dünya olması da hoşuma gitti. Yani oyun açık dünya tarzında bir oyun. Bayağı da oynanış süresi var. Yaklaşık ben 2-3 hafta falan oynadım. Ona rağmen bir türlü sonunu getiremedim oyunun. Bayağı da uzun sürüyor. Çünkü bazen oyunu geriye alıyorsunuz. Oyunda farklı bir hikayeden devam ediyorsunuz. Bazen normal bir harita üzerinde uzun süre görev yapıyorsunuz. Bazen görevinizin dışında da haritada gezebiliyorsunuz. Envanter toplayabiliyorsunuz. Mesela sadece göreve de odaklanmanıza gerek yok. Bulunduğunuz mekana envanter toplayabiliyorsunuz. Kaynak toplayabiliyorsunuz. Craft için malzeme toplayabiliyorsunuz. Craft demişken oyunda bizim kendi üssümüz de var. O üssü tamamen kendi isteğimize göre de şekillendirebiliyoruz. Yani araç gereği çekleyebiliyoruz. Üste
Herhangi bir değişiklik yapabiliyoruz. Sığınağımızı falan geliştirebiliyoruz. Sığınakta düzenleme yapabiliyoruz. O da gayet hoş, gayet güzel. O da hoşuma gitti. Yani oyun fiyatına göre gayet başarılı, gayet iyi. Fiyat demişken şu anda da fiyatı %50 indirimli olması lazım. Aynen, oyun şu anda %50 indirimde. Steam sayfasına baktım. Tabii ne kadar süre indirimde kalacak orasını bilmiyorum. Eğer keylere yetişemezseniz oyunu Steam sayfasından da satın alabilirsiniz. Fiyatına göre de oldukça kaliteli bir oyun. Tavsiye ederim. Özellikle bu tarz apokaliptik oyunlardan falan hoşlanıyorsanız, böyle Çernobil bölgesi ilginizi çekiyorsa, Stalker oyunu gibi veyahut da Stalker oyunu hayranıysanız benim gibi, bu oyun da sizin hoşunuza gidecektir. En az Stalker gibi zevk verecek bir oyun. Stalker'ın biraz ruhunu yaşatacak bir oyun. Zaten onun konusu da birebir benzer, buna benzer bir konusu var onun da. İnşallah o da yakın zamanda çıkar, oynama fırsatı bulabiliriz. Neyse, bunun dışında oyunda çok fazla anlatılacak, gözüme çarpan bir özellik yok. Zaten en güzel özelliklerini de saydım. Dediğim gibi arada sırada oyuna da çeşitli özellikler getiriyorlar. Yeni yeni silahlar getiriyorlar, yeni yeni envantere malzeme getiriyorlar. Hatta en son güncelleme ile birlikte yeni bir harita daha eklediler. O da güzel olmuş. Yine o harita da tamamen gerçek bir harita. Tamamen Çernobil bölgesine ait bir harita. Nükleer facianın yaşandığı yere ait bir harita. Bunun dışında fazla da söylenecek bir şey yok. Özet olarak oyunu değerlendirebilecek olursak fena değil. Oyun fiyatına göre gayet iyi, gayet de başarılı, gayet de güzel bir oyun. Hoşuma gitti, alınır, oynar. Oyunla ilgili de anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım oyun hoşunuza gitmiştir. Umarım sizin için bilgilendirici, faydalı olmuştur. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Arsenal takipte kalın. Сюрпризов. Ничего, это еще не конец.